Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda IGP Spor'u ile ilgili bir çalışma yaptık. Şu an yanımda IGP Spor'una yeni başlamış arkadaşlarım var. Hepsi farklı branşlarda çalışıyorlar. Satellite ZTP TSP branşında çalışıyor bizimle. Ceren Hanım ve Büşra Hanım da IGP'nin tamamıyla ilgileniyorlar. IGP 1 ilk hedefleri. Tabii bu spora başlarken bir hikayeleri var. Öyle rastgele biz işte IGP istiyoruz ya da başka bir şey istiyoruz diye gelmediler. Genelde sahiplerin isteği zaten Türkiye'de şu olur. Köpeğim var. Evde sözümü dinlemiyor. Ben bu köpeği eğitime vermek istiyorum. İşte sizde kalsın bir ay, iki ay neyse. Siz eğitim bana geri verin şeklinde oluyor Türkiye'deki kurgu. Biz de hemen hemen o şekilde tanıştık diyebilirim. Fakat şu kültürü oturtabildiğimizi görüyorum yavaş yavaş. Yani hem köpeğin hem de sahibin eğitilmesi gerektiğini insanlara aktarabiliyoruz yavaş yavaş. Tabii bu şu an çok yaygın değil ülkemizde. Fakat Avrupa'da ciddi şekilde yaygınlaşmış durumda. Yani Avrupa'daki bir köpek sahibi artık köpeğini aldığı zaman biliyor ki aşılama süreci bittiği zaman direkt eğitim merkezine köpeğiyle birlikte eğitilmek üzere gider. Bunu biliyorlar artık. Şu an Türkiye'de de yavaş yavaş bu algıyı oturtmaya başladık. Tabii köpek eğitim merkezine gidip ne yapıyor bu insanlar? İhtiyaçlarına göre branşlar seçiyorlar. Kimisinin sadece temel itaata ihtiyacı oluyor. Kimisinin çok daha farklı şeylere ihtiyacı oluyor. Kimisinin korumaya ihtiyacı oluyor. Kimisi köpekli sporlarla tanışıyor burada. İşte bizim köpeklerimizle yaptığımız değişik aksiyonları görüp hoşlarına gidiyor. Köpekleriyle o ilişkiyi geliştirmek istiyorlar. Onu gördükten sonra da zaten köpekli spor programlarına üye oluyorlar. Kurgu böyle ilerliyor. Şimdi yanımdaki arkadaşlarıma onların hikayelerini sormak üzere döneceğim. Ceren Hanım sizden başlayalım. Siz köpeğinizle nasıl başladınız bu işe? Nasıl gelişti her şey? Çok küçük yaşta bir Doberman annesi olmanın hayalini kuruyordum. Kendimi hazır hissettiğimde Doberman evlat edindim. İlk başlarda köpek spor nedir hiç bilmezdim. Köpeğimin bu kadar ciddi bir eğitime ihtiyaç duyduğunu da bilmiyordum. 2-3 aylık olduktan sonra aşıları bitti ve ardından bir eğitmene ihtiyaç duyduk. Eğitime başladığım zaman da köpek sporu ne bilmiyordum. Sadece itaat ve koruma eğitimi istiyordum. Köpek sporuyla tanıştıktan sonra, köpeğimdeki başarıyı gördükten sonra daha doğrusu, köpeğimin verimini, başarısını görünce daha büyük hedefler kurmaya başladım. Şimdi hedefimiz BH ve IGP sınavları. Evet, Büşra senin hikayen nasıl başladı? Ya bizim hikayemiz aslında köpeği doğru büyütmekti. Yani evet biz de evde belki videolar izleyip köpeğe bazı şeyler öğretip günümüzü geçirebilirdik. Ama edindiğimiz köpek Doberman ve belli bir süre sonra belki de bizi hiç itaat konusunda dinlemeyecek bir hayvandı. Ve onu yanlış eğitebilme olasılığımız %50'den fazlaydı belki de. O yüzden doğru ellerde önce bizim eğitilmemiz, sonra da köpeği nasıl eğiteceğimizi öğrenmemiz gerekiyordu. Bu vesileyle seninle tanıştık ve bugüne kadar geldik. Hikaye başladı. Evet. Yani zaten işte olay bu. Hani insanlar genelde iş köpeği sahibi oluyor. İşte iş köpekleri nedir? İşte ne bileyim Malinois, işte Alman Çoban, Doberman, Rottweiler ya da işte benzeri ırklar, Schnauzer falan. Bunların hepsi iş köpekleri. Bugün yüksek derecede aktiviteye ihtiyaç duyan köpekler. Fakat gözlemlediğimde şu, bu köpeklere sahip olunuyor bir şekilde. Fakat köpekler ev kuşuna dönüşüyor. Yani evet. Köpek en fazla işte tuvalete çıkıyor. Belki sahip canı sıkılırsa köpeğiyle birlikte haftada bir kere dışarı parka bir yere gidiyor ya da haftada iki kere. Aslında köpeğin ihtiyacı olan daha farklı şeyler. Yani ciddi derecede enerji atım ihtiyacı var. Ciddi derecede zihninin meşgul olması lazım. Fakat sahipler buna çok yanaşmıyor. Bilmediklerinden yanaşmayanlar da var. Bilip de yanaşmayanlar da var. Siz aslında burada doğru bir örnek oldunuz. Evet, çünkü biz buraya geldiğimiz gün de sana söylemiştik. Ne biliyor bu köpek diye bize sorduğunda. Hiçbir şey. Çünkü biz bir şeyi yanlış öğretip sonradan doğrusuna götürmenin ne kadar zor olacağını belki kendi eğitmenliğimizden ötürü biliyoruz. O yüzden hiçbir şey öğretmeyerek 4,5 aylıkken buna başladık ve o köpeğin neye ihtiyacı olduğunu profesyonel birinden öğrenmenin daha doğru olduğunu düşündük. İyi ki de böyle yapmışız. Yoksa ne biz ne de o mutlu bir hayat sürebilecekti. Thank you.
Tabii Talat'ın burada hikayesi biraz daha farklı. Talat çünkü bilinçli olarak geldi. Köpek sporlarının biraz içinden geliyor. Köpeğini şovlara hazırlıyor. Fakat sınav ihtiyacı da olan bir arkadaşımız. Çünkü Alman çobanlarda şöyle bir kriter var. Köpek karakter testini geçemediği zaman üretimine izin verilmiyor. Talat o yüzden daha bilinçli olarak bizimle çalışmaya başladı. Fakat senin hikayeni senden dinlemek istiyoruz Talat. Ben 2015 yılından beri Alman çoban köpeği besliyorum. Bu benim ikinci köpeğim. Bond'u aldıktan sonra karakter anlamında çok bir sıkıntı yaşamadık. Hatta Gökhan abiyle birlikte iletişim kurmuştuk. Ama o zaman biraz daha erken eğitime başlamamız bizim için aslında daha iyi olabilirdi ama neyse ki geç olmadı. Ben TSP sınavını vermek için buraya geldim ve ben sıradan bir TSP yapmak hiç istemedim. İyi bir TSP yapmak istedim. Köpeğimin tabii bu becerisi doğrultusundaydı. Ve Gökhan Hoca ile birlikte de bunun olabileceğini düşündük. Sonradan geldiğimizde çalışmalar ilk başta zorlu geçse de sonrasında köpeğin gelişimi ve kendisinin verdiği yani, yaklaşım. Tabii ki de köpeğin özellikleri bu işe çok uygundu bence. Evet. Ondan sonra işte tamamen ben de köpek sporlarına yöneldim aslında. Bizim kriterlerimizde sadece köpeğin görselliği yetmiyor ne yazık ki. Kesinlikle. Üretimimizin için sadece TSP de yeterli değil. Üst seviye bir üretimde premium seceri alabilmek için biz IPO1 de yani yeni ismiyle IGP1 de yapmamız gerekiyor. Belki ilerleyen zamanda biz de bunu tekrar düşünebiliriz. Yani şunu da çok merak ediyorum. Bizimle çalışmak ya da köpek sporu yapmak sana neler kattı? Ya da köpeğine neler kattı? Tabii şimdi köpeğim için farklı bir aktivite. Ben köpeği evimin içinde baktığım için onun açısından biraz süreç sıkıntılı oluyor. Çünkü sürekli benim eve gelmemi bekliyor. Geldikten sonra da dışarı çıkma isteği duyuyor. İster istemez biz de dışarıda işle alakalı olsun, kendi yaşantımızla alakalı olsun yorgunluk oluyoruz. Ama şimdi buna köpeği çok aktarmamız doğru değil. O da sadece bizim eve gelip de onunla birlikte bir şey yapmamızı bekliyor. Şimdi köpek sporuna devam ettiğimiz zaman burası onun için farklı bir dünya. Çünkü burada eğleniyor, bir şeyler öğreniyor. Güdüleri tatmin oluyor. Evet, güdüleri tatmin oluyor. Av içgüdüsü özellikle. Bond için konuşmam gerekirse av içgüdüsü tatmin oluyor ve buraya çok keyif alarak geliyor. Evden çıkacağımızda arabaya bindiğinde buraya geleceğini bildiği için o neşeyi ben kendi köpeğimde gelirken görebiliyorum. Kolay kolay da eğitimlerde sıkılmayan bir köpek. Bunda da Gökhan Hoca'nın tabii ki büyük bir faktörü var. Köpeğim hep doğru iletişim kurmamı bana anlattı. Ben aslında 6 senedir bu köpekle ilgileniyorum ama birçok şeyi de yanlış yaptığımı ben buraya geldikten sonra fark ettim. Ki 6 senede bence az olan bir süre zarfı değil. Çünkü bazı kriterler ve eğitim teknikleri değişiyormuş. Ben demek ki bunu yeterince iyi takip edememişim. Burada onları da geliştirdiğimi fark ettim. Hem eğitmen iyi olunca köpek de buna bir şeyler katıp sahaya yansıttığı zaman güzel görüntüler ortaya çıkıyor. 1,5 hafta önce de köpeğimin TSP sınavını verdim. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Onun dışında da herkese ben kendi adıma konuşacak olursam köpek sporunu tavsiye ederim. Yeni bir orta, yeni bir arkadaşlık. Ceren Hanım'la biz burada tanıştık. Aynı zamanda Büşra Hanım'la da. Yani yine bundan sonra da bir köpek alsam yine köpek sporlarıyla ilgileneceğimi yani herkese söyleyebilirim ki tavsiye de ederim. Yani insanların belki ilk başlarda çok hoşuna gitmese de sonrasında vazgeçmek istemeyeceği bir şeye dönüşüyor. Hem köpekler için bence hem de sahipler için aynı ortam. Tabii ki öyle. Hani öğrendikçe keyif alıyorsunuz derler ya. Köpek de sahip de aynı şekilde. Çünkü öğretiyorsun aynı zamanda da öğreniyorsun. Kesinlikle öyle. Ben de öyle bakıyorum. Şimdi bizim yaptığımız sporda şöyle bir şey var. Çok keskin bir performans bekleniyor IGP'de. Yani hani sıradan bir yürüyüş, sıradan bir işte koruma, sıradan bir işte ne bileyim iz takibi beklenmiyor. Çok daha keskin olması lazım her şeyin. Çok daha üst seviye performans sergilenmesi lazım. Bu yüzden de tekniklerin sürekli gelişmesi gereken bir spor. Yani köpekle güven bağını bozmadan çok daha farklı teknikler üzerine çalışmak lazım. Her köpek farklı bir karakter, her köpek farklı bir dünya. O yüzden teknikler çok fazla geliştiği için sürekli gelişime açık bir spor diyebilirim diğer sporlardan farklı olarak. Bu yüzden de sahipleri sürekli değiştirmek zorundayız. Hem kendimiz değişiyoruz eğitmen olarak, hem köpekleri değiştirmek zorundayız, hem de sahipleri değiştirmek zorundayız. Bu anlamda size de sormak istiyorum. Yani köpekle aranızdaki ilişki ne kadar değişti? İlk başladığınız günle şu anki günü konuşursak eğer ne kadar değişti? Ben aşırı sabırsız bir insanım. Gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en sabırsız insan olabilirim. Köpek sahibi olmak, bir eğitmenle çalışmak bana sabırlı olmayı öğretti. Aynı soruyu senin için de merak ediyorum Büşra. Biz Hector'u aldığımızda küçücük bir köpek, evet yanınızdan ayrılmayarak yürüyor. Ama o anda sadece korktuğu için aslında sizinle. Biz bu spora başladıktan sonra Hector'un artık özgüvenli bir şekilde yanımızda yürüdüğünü fark ettik. Yani köpeğin bize olan ihtiyacı elbette ki ailesi olarak var. Ama burada kendisini bulmasını, beni korumasını, bir aile olduğumuzu bilmesini ve özgüveninin tavan seviyeye ulaşmasını sağladık. O yüzden bence mükemmel oldu. Evet, yani Hector'un ilk geldiği günleri hatırlıyorum. Evet. Özellikle ilk iki hafta çok korkak bir köpekti Hector. Birçok şeyden korkuyordu. İhtiyacı olan aslında sosyalizasyondu Hector'un. Sosyalizasyonla başladıktan sonra o bir temeldi bizim için. O temelin üzerine IGP sporunu inşa etmeye başladık. Yani IGP için özellikle, aslında bütün köpek sporları için böyle de, IGP için çok daha keskin bir sosyalizasyon lazım. Çok daha böyle net, her şeyin oturduğu bir sosyalizasyon lazım. Bu sosyalizasyonun üzerine de işte itaat, iz takibi ve koruma branşlarını, fazlarını rahatlıkla ekleyebildik. O sayede köpekler şu an çok daha iyi çalışabiliyorlar. Tabii şu an daha çok
gençler, daha yavru seviyesindeler. Yaptıkları işler ona göre biraz daha basit, basite indirgen bir şekilde. Ama gitgide her gün üzerine biraz daha koyarak ilerleyeceğiz onların yaptığı işlerde. Bir de şunu çok merak ediyorum. Şimdi IGP falan yapıyoruz ama bizim hedeflerimizle ya da sizin hedeflerinizle, yani işte sadece kupa almak mı ya da işte gerçek hayattaki yapacağı işler mi sizi tatmin edecek? Ne sizi tatmin eder? Hedefiniz ne? Bizi tatmin edecek, yani beni açıkçası tatmin edecek şey Hector'un mutlu olduğu kadar ileriye gidebileceğini görmek. Bir yerde kupa almak onu mutsuz edecekse buna gerek duymuyoruz. Çünkü bir canlıyla spor yapmak çok farklı bir şey. Sadece siz yarışmıyorsunuz orada. Sizin ne hissettiğiniz artı yanınızdaki canlının, köpeğiniz ya da işte kuşunuz, kediniz, her neyse yarışmaya girdiğiniz köpeğinizle beraber onun da ne hissettiği, ondan zevk alıp almadığı, gerçekten bunu yapabilecek mi hissiyatını size sunduktan sonra onun mutluluğunu ölçebiliyorsunuz. O yüzden bizim amacımız bir köpeğin neler yapabileceğini göstermek. Daha doğrusu sahibiyle birlikte neler yapabileceğini göstermek. Bir, her zaman söylüyorum, biz eğitiliyoruz, ondan sonra Hector eğitiliyor. Böylece birbirimizi tamamlamış oluyoruz. Yani bizim amacımız buradaki tamamıyla mutlu bir hayat sürmek. Aynen, yani yaptığımız spor aslında sadece başarı için yapmıyoruz. Evet. Aynı zamanda o gidilen yol da bize zevk veriyor ve gerçek hayatımıza da yansıyor. Tabii ki ne olduğumuzu bilip ne olabileceğimizi göstermek zaten bir mutluluk sonucu doğuruyor. Hı. Bu hem saygı da getiriyor bir yerden sonra. Tabii. Doberman'ın sadece saldırgan bir hayvan olmadığını, yanınızda bazen bir kedi kadar uysal olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu, hı, tamamen verdiğiniz eğitimlerle değişebiliyor. Artık Avrupa'daki üreticiler bile Türkiye'ye kolay kolay köpek satmak istemiyorlar. Çünkü gönderdikleri köpeklerin birçoğu artık ya başka ellere geçmiş, sahip değiştirmiş ya da sadece işte kulübe köpeğine dönüşmüş. Şu an irtibata geçtiğimiz zaman işte nereden bize ulaşıyorsun? Türkiye, zaten görüyorlar profilimizi. Yani biz de artık böyle biraz daha böyle şey şüpheli konuşuyorlar. Onu hissettiriyorlar, evet, rahat bir şekilde. Bunu da duymak, görmek istemiyoruz. Karşılaşmak istemiyoruz. Buradan da bu konuya aydınlık getirmek istiyorum. Bir iş köpeği satın aldığımız zaman onun normal bir köpekten çok çok daha fazla mental ve fiziksel ihtiyacı olduğunu göz ardı etmememiz gerekti. Her köpeğin en az günlük 1-2 saat mental ve fiziksel ihtiyaçları var. Enerji atım ihtiyaçları var. Bunun haricinde sosyal hayata karışmalı. Fakat biz ne yapıyoruz? İşte köpeği alıyoruz, resmen ev kuşuna ya da kafes kuşuna dönüştürüyoruz. Daha sonra o köpekten hiçbir şekilde de verim alamıyoruz. O köpeğin özelliklerini kullanamıyoruz. Ya evde sorunlar çıkartıyor ya başka davranış sorunları geliştiriyor. Daha sonra o köpek artık istenmeyen bir köpeğe dönüşüyor. Ya barınağa düşüyor, ya sokağa terk ediliyor, ya başka bir arkadaşa veriliyor. O arkadaş da acaba doğru bakıyor mu bakmıyor mu, o da belirsiz, şüpheli. Üreticiler de, Avrupa'daki üreticiler de özellikle böyle durumların yaşandığı bir ülkeye köpek satmak istemiyorlar haklı olarak. Ben olsam ben de satmak istemem. O yüzden ister yerli üretici olsun, ister başka bir üretici olsun, kime köpek sattığımız çok çok önemli. Öteki türlü köpekler çok fazla rezillik çekiyorlar. Bana bu sohbette eşlik eden arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz zaten genelde bu konuları hep konuşuyoruz ama izleyenlere aktarmak açısından bayağı bilgi döndü aramızda. Sizin özellikle köpeklerle neler yaşadığınız, köpek sporuyla ilgili neler yaşadığınızla ilgili güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir sohbet oldu. Şimdi IGP ile ilgili genel bilgiler vereceğim. İsterseniz ona geçelim. Bugün size IGP'yi anlatacağım. IGP şu an dünyanın en popüler köpek sporu. Bu sporun menşei Almanya. 1900'lü yılların başlarında ilk Alman Çoban Derneği, bugün adına ESFA dediğimiz ilk Alman Çoban Derneği, kendi köpeklerinin üretim kriteri olarak böyle bir sınav, böyle bir test geliştiriyorlar. Bu sınav zamanla diğer ırklarında, diğer ırk derneklerinde dikkatini çekiyor. İşte ne bileyim, Doberman, Rottweiler, Boxer, Schnauzer gibi çalışan köpek dernekleri kendi köpekleri için de böyle bir test uygulamayı uygun görüyorlar. Böyle bu köpek sporu çeşitli ülkelere ve çeşitli ırklara yayılmaya başlıyor. Derken bu bir köpekli spor hobisine dönüşüyor. Çünkü köpekler bu sporu yaparken inanılmaz keyif alıyorlar. Aynı zamanda sahipler de bu sporu yaparken çok fazla keyif alıyorlar. Çünkü sahip ve köpeği partnerleştiriyor. Yani bütünleştiriyor. Neredeyse ritimleri aynı hale geliyor. Bu hem köpeğe hem de sahibe inanılmaz bir keyif veriyor. Bu keyiften dolayı da şu an IGP bence aşılamaz seviyede dünyanın en popüler köpek sporu. Tabii IGP'nin ilk ismi Schutzhund'tu. O günden bugüne gelene kadar çeşitli evrimlere uğradı, mutasyonlara uğradı. Şu anki ismi IGP. IGP 3 fazdan oluşuyor. 1. faz is, 2. faz itaat, 3. faz da koruma. Köpek 3'ünü birden iyi derecede yapmak zorunda. İşte izi iyi yapan köpek itaatte kötü bir performans sergilediyse o sınavı geçemez. Ya da işte izi itaati güzel yapar, korumada kötü bir performans sergilerse o oturumda sınavı geçememiş sayılır ve üretime uygun değildir. Tekrar hazırlanıp gelmesi beklenir. Böyle köpek denenir. Tabii bunun fazları gibi zorluk dereceleri de var. İşte IGP 1, 2, 3 gibi. 1. bölüm
bölüm, birinci basamak biraz daha kolaydır. İkinci basamak biraz daha orta seviye zorluktadır. Üçüncü basamak da en zorudur. Üçüncü basamağa çıktıktan sonra eğer köpeğinize çok fazla güveniyorsanız bu işin bir milli takımı var. Seçmelerine katılırsınız ve ülkeniz adına dünya şampiyonasına katılır, ülkenizi temsil edebilirsiniz. Elinizdeki ırk her ne olursa olsun. Tabii dünya şampiyonası fazına geçtiğiniz anda köpeğinizin Sejerli olması bekleniyor. Sadece Sejerli köpekler dünya şampiyonasında yarışabiliyor. Fakat o kısmını es geçersek, biraz daha amatör olarak bahsedersek, herhangi bir köpek, herhangi bir ırka dahil olsun ya da olmasın bu sporu yapabilir. Yeter ki özellikleri buna uygun olsun. IGP için hangi özellikler lazım? Burada bu soru meydana çıkıyor. IGP için bir kere köpekte doğru anatomi şart. Yani ben çok fazla şöyle köpeklerle karşılaşıyorum. Köpeğin ruhu zımba gibi, çalışmaya çok hazır. Fakat bedeni izin vermiyor. Yani köpeğe mesela otur diyorsunuz, düzgün oturamıyor. Çünkü kalçada problemler var. Ya da işte eklemlerde, ayaklarda problemler var. Köpek oturamıyor. Ya da işte köpekte gene zımba gibi bir ruh var. Fakat sinir sistemi sağlam değil. Yani drive'ları, güdüleri çok güçlü. Isırmayı seviyor, işte avlanmayı seviyor, burnunu kullanmayı seviyor. Fakat sinir sistemi güçlü olmadığı için baskıyı, stresi gördüğü anda köpek çöküyor. Yani bu tür köpeklerle çalışamazsınız. O yüzden bir köpekte doğru anatomi, doğru ve güçlü sinir sistemi, kuvvetli güdüler, işte av güdüsü, ne bileyim yeme güdüsü gibi güdülerin güçlü olması lazım. Bunlar bir araya geldiği zaman işte IGP yapabileceğiniz köpek ortaya çıkıyor. Tabii bunu işte o sahaya çıkmadan, köpeğinizi belli testlere sokmadan bilemiyorsunuz. Genelde insanlar, özellikle ülkemizde IGP sporunun ne olduğunu bilmediği için bir köpek alırlar ve bu sporla tanıştıktan sonra köpeklerini teste sokarlar. Teste soktuktan sonra köpeklerinin yeterli olup olmadığını anlarlar. Fakat Avrupa'da durum biraz daha farklı. Artık o kültür oturduğu için insanlar artık bu spor için bir köpek edinmeye başlıyorlar. O yüzden doğru üreticiden doğru köpekleri satın alıyorlar. O zaman yanılma payları düşüyor. IGP bence bir ekip sporu. Ekip sporu derken kastım şu, tek başınıza da IGP çalışmaları yapabilirsiniz. Bir seviyeye kadar ilerleyebilirsiniz. Fakat ekibiniz olmadan IGP'de başarıya ulaşmanız neredeyse imkansız. Çünkü keskin performanslar bekleniyor. Keskin performanslar için de ekibin ne yaptığını iyi bilen bir ekibe ihtiyacınız var. Çok çok önemli. Ekip ruhu çok önemli. Herkes birbirine sağda yardım etmek zorunda. Birbirinin köpeğine yardımcı olmak zorunda. O yüzden aslında ekip ruhunu da aşıladığı için ben IGP sporundan inanılmaz keyif alıyorum ve çalışanlar da keyif alıyor. Çünkü hepimiz bir bütün oluyoruz. Bir takım oluyoruz. Takım olarak ilerlemeyi öğreniyoruz. Köpeklerimiz aynı şekilde grup çalışmalarını öğreniyor. Diğer köpekler varken neler yapması gerektiğini, neler yapmaması gerektiğini öğrenmiş oluyor. O yüzden IGP'yi merak eden herkese tavsiye ediyorum. Özellikle köpeği çok uygun olanlar, işte Rottweiler, Doberman gibi ırklara sahip olanlar, köpeğini mutlaka öncelikle uygun olup olmadığını bu uygunluk testine sokup anlamalı. Anladıktan sonra da eğer köpeği uygunsa bence bu sporda ilerlemeyi düşünmeliler.